Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Bugün pazar gününde sizle karşı karşıyayız gene. Gene dedik horozlarımızı rahat bırakmayalım. Ufak ufak oynayalım dedik. Geçen hafta Ferit arkadaşımızın yanındaydık. Sağ olsun misafir etti bizi. Var olsun, iyi savaşçıdır kendisi. Mallarını abartmadığına bakmayın arkadaşlar. İyi, iyi mallar çıkartır onda. Fazla abartmaz. Fazla da şey yapmaz. Neyse onu söyler. Bugün gene yeşille uğraşıyoruz. Dur kızım dur. Yeşili dediğim gibi açılışı yetiştireceğiz kısmet olursa. Şu an iki kere kısa kısa iş verdik. 5 dakika, bir 10 dakika, 12 dakika pardon. Arkadaşlar hazırlayacağınız horozun mutlaka kıçını açmanız gerekiyor. Olur. Bu sene de havalar çok güzel gidiyor. Tavuklar çok güzel yumurtlamaya başladı. Aşağı yukarı biz iyi 3 tane iyi tavuğumuzdan, baş tavuğumuzdan, taşçılardan aldık. Mersin'deki şirketim Haluk'tan iyi haber geldi. Haluk ikide bir atlat dedim şu yavruyu biz de görelim dedik. Bugün gene yeşile el idmanı vereceğiz arkadaşlar. Bir hafta oldu. Arkadaşlar idmana başladık horoza. Ciddi idmanlara başladık. Tabi horozumuzu bakın gördüğünüz gibi kollayarak atıyoruz. Aynı şekilde gagalık takıyoruz. Şimdi benim kullandığım gagalıkları size önereyim arkadaşlar. O tür gagalıktan kullanın. Nerede o gagalıklar? Arkadaşlar şimdi gagalık kullanırken full gagalığa ben karşıyım. Full gagalık hayvana zarar veriyor. Şu tip Tayland üslü gagalıklar var. Şu tip görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar esnek. Bu tür gagalıkları horoza zarar, gagaya zarar vermeyecek şekilde Hint horozun en önemli şeyi gagadır. Şunu üst gagaya geçirerekten görüyorsunuz arkadaşlar. İdmanlarda bunu bu şekilde geçiriyoruz. İdmanlarda şu şekil bağlıyoruz. Arkadaşlar bu şekil bağladık mı idmanda hem üst gagaya zarar gelmez. Bir Hint horozun gagası olmazsa olmaz. Hem de ağzı ısırır. Unutmayın arkadaşlar. Hem de ağzı ısırır. Gagaya da zarar gelmez. Bu gagalıkları Denizli'den Kenan Okalın diye arkadaşımız var. Ondan tedarik edebilirsiniz. Facebook adresi de var arkadaşım. Kenan Okal'ın. Kenan buradan size tedarik eder onları. Çanta, manta ne gerekiyorsa. O size o konuda yardımcı olur. Yine elma sirkesiyle güzelce temizliyorsa rozumuzun suratını. Şöyle güzelce. Alalım. Şimdi horozumuzun ciddi idmanlarına başladık. Bunun bakım
bakım şekli diğer horozlara göre farklı. Nasıl farklı arkadaşlar? Buna başladık mı arkadaşlar? Bunun günlük rutin proteini vermeniz gerekiyor. Protein nasıl vücut geliştirici insanlar protein ağırlıkta çalışıyorsa, yemek yiyorsa hayvanınızla o şekilde protein yüklemesi yapmanız gerekiyor. Mesela günlük arkadaşlar ben daha önceki tarifimde şey vermiştim. Daha önceki tarifimde macun tarifi vermiştim. O macunu günlük bir tane iki tane sabahtan atın. Tok tutar. Hem kilo yapmaz. Akşamdan atmayın. Akşamdan verilen her şey kilo yapar arkadaşlar. Yumurtasını da sabah verin. Aynı şekilde. Kaç oradan kızım. Bırak kızım bırak. Kedi ile köpek. Arkadaş. Şimdi Hint horozunu bir şunu unutmayın arkadaşlar. 45 dur bırak. 45 diye tutturmuş bazı arkadaşlar. Ben o 45 işine karşıyım. 45 dakikada müsabaka bitiyor. 45 yani 45 diye bir şey yok. İdmanları 2 sefer, 3 sefer, 5'er dakika, 10'lar dakika. Dediğim gibi idmanlarda 5-10'lar dakika idman yaptığınız zaman her hafta arayla 5 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 3 kere böyle horozun hem güvence artar hem kendine şeyi artar arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi horozun ayaklarını her gün böyle ılık, bırak ılık suyla yıkamamız gerekiyor. Arkadaşlar bakarsanız olur bu işe, bakmazsanız olmaz her zaman. Yani bu bizim günlük rutin yaptığımız iş miydi? Yani bırak Linda, gel şu tarafa. Geç kızım. Çık dışarı. Dışarı çık. Horozuna bakmazsan olur arkadaşlar. Bakmasanız olmaz. Dediğim gibi her gün mesela günübirlik bugün bu idmanlara ciddi ciddi başladığımız horozlara ne veriyorduk arkadaşlar? Macundan bir veya iki parça veya günübirlik tavuk göğsü. Tavuk göğsü arkadaşlar. Misket büyüklüğünde iki tane sabahtan, akşamdan değil yani sabahtan. Üzüm olarak bir tane verin arkadaşlar. Beyaz veya siyah fark etmez. Fazla üzüme kaçmayın. Hayvanlar da fazla üzüm verdiğiniz zaman arkadaşlar üzüm hayvanın dengesini, şekerini bozuyor. Bilginiz olsun. Bu sefer şeker zaten idmanlarda iç organlar yavaş çalıştığı için bu sefer ne oluyor? Hayvan rahatsızlanıyor fazla şeker yüklemekten. O üzümden biraz kaçınmaya çalışın. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar dut kurusu falan veriyor. Dut kurusu arkadaşlar iyidir. Fakat dut kurusunu verdiğiniz zaman hayvan ishale düşer. Çünkü bağırsaktaki parazitleri atar dut kurusu. Onu da bilginiz olsun. O da yanlış bir sistem. Sizin şu anda yapacağınız tek işlem arkadaşlar nedir? Yapacağınız tek işlem arkadaşlar hayvana günlük 2 misket büyüklüğünde tavuk göğsü, yarım yumurta mutlaka. Bir de her gün eline alın, oynayın. Kanatlarını böyle elimle. Şimdi bunu aşağı yukarı şöyle dökelim. Şimdi havalar sıcak. Ben şimdi sıcak şeyi açtım arkadaşlar. Sıcak.
civciv büyütme kafesini açtım ki şimdi buna güzel masaj yaptıktan sonra hava sıcak ama dışarıda rüzgar var. Orada rüzgar çarpmayacak kesinlikle, bunu unutma. Şimdi güzelce ne horozumuzu bezle sileceğiz. Kafanızı nasıl yıkamazsınız? Horoz tülle şey, kafanızı yıkamayınca saç telleriniz nasıl dibinden kırılıyorsa horoz da aynı şekilde arkadaşlar. Kanatların esnek olmasını istiyorsunuz. Böyle nemli bezi, normal bezi böyle şöyle sileceksiniz. Ben zaten her hafta videomda bunu gösteriyorum. Bundan şeyler, bu tüyler nemlenecek arkadaşlar. Nemlendiği zaman temizleniyor demektir. Temizlendiği zaman ne olur? Çabuk kırılmaz. Esnek olur. Bazısı diyor tavuğun, horozun diyor ırkından. Irkından da, ama sen şimdi horozu hiç eline alma. İdmandan idmana eline al. Ondan sonra horoz tüyleri şu oldu. Kırıldı. Kırılır tabii. Bunu kırılmaması istemiyorsanız, tüylerin gevrek, yumuşak olmasını istiyorsanız arkadaşlar, böyle hafif nemli bezle, nasıl Taylandlılar horozlarınızı siliyorlar böyle, görüyorsunuz böyle teker teker temizliyor adamlar. Temizlemenin sebebi bu. Tabii bu, bunu yaparken sıcak yeriniz olması gerekiyor mutlaka. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, horozun tüyleri bile parladı. Ve 2 tane 3 tane iş gördü horoz. Daha kanadı eksik değil. Niye? Kollayarak atıyoruz. Bilinçli yapmaya çalışıyoruz. Bunlar hep özel şeyler arkadaşlar. Bunlar hep özel şeyler. Bak sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah horozunu da dediğim gibi Süleyman abiye gönderecektim. Süleyman abi hakkını kaybetti. Tabi biz savaşacak ondan sonra demiştik. Süleyman abi hakkını kaybetti. Evet, şimdi horozumuzu sildik şöyle. Fotoğraflarını şöyle. İdmanlarda mesela ben şimdi iki tane idman yaptım buna. İki idmanda taşlar açıktı. Taşlar açıktı. O taşı da bilmesi gerekiyor Hint horozu. Çünkü bilmese nereye gittiği zaman nereye bakacağını şaşırır. O mutlaka onu bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İdmanlarda horozu pişirmeye çalışın. Pişirmezseniz. Şimdi biz buna bir daha yarım saat vereceğiz. Açık. Gagalık, üst gagalık olmak şartıyla. Ondan sonra gene aynı şekilde bakım. Tabi o arada bir İdmanlardan sonra şunu unutmayın arkadaşlar. İdman veya müsabakadan sonra mutlaka sularına probiyotik koymanız gerekiyor. Çünkü enzimler o dönemde enzimler yavaş çalışıyor. Bluetooth mode. Yavaş çalıştığı için daha da kimseyi aramam demiş. Böyle kocaman bir alkış gönderiyorum. Yavaş çalıştığı için arkadaşlar enzimler Aydın'dan hayvanın iyileşme şeyi biraz daha yavaş olur. Ankara'daki ablam ve anneme o yüzden demiş. Peki gönderdik. İyi günler. İdmandan sonra mutlaka Sakarya Park'tan selamlar demiş. Mutlaka idmandan sonra arkadaşlar probiyotiği suyuna koyun. 2 gün 3 gün içtiğiniz zaman zaten hayvan kendi olduğu yerde sıçramaya başlayacak. Teşekkürler. Arkadaşlar göndermişler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar olsun. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bir dakika mola vereceğiz. Evet, ezan bitti arkadaşlar. Ben de o arada taşını toplayayım dedim horozun. Arkadaşlar dedim mi, bu horoz işi her zaman merak işi. Şimdi bazen yorumlarda ben kardeşim yazıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bazen abilerimiz oluyor.
abilerimize saygısızlık yapmak istemeyiz arkadaşlar. Belirtirseniz iyi olur, seviniriz. Bizden büyükler her zaman hürmetimiz var. Her zaman dedim bu iş sevgi saygı işi. Buradan Caner'e selam söylüyorum. Sivaslı Caner'e. Caner bak kardeş. O potreyi bana yollamadın ama senin alacağın olsun bakayım. Potreyi yollamasan tavuk yollamam sana Caner. Sonra Ali'den ister durursun. Evet. Bugünkü elma sirkesini yine sürdük. Yine masajımıza başladık. Evet arkadaşlar. Belki canınız sıkılıyor ama ben şimdi her hafta ne yapacağınızı hep aynı horoz demeyin. Kümes horoz dolu. Ama en erken tüyden çıkan bu. Bunu ufak ufak böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz horozun göğsü mevzusu ne kadar kızarık. Dikkat ediyorsunuz. Niye bakımdan oluyor bu? Rengi de soluk değil. Şimdi Caner bu tüyoları iyi öğren. Bak bunları sana kimse öğretmez. Tamam Caner. Sivas'tan kardeşim, güzel kardeşim. 10 numara adam, adam gibi adam. Ali kardeşim de şirketime de selam söylerim. Ali şey Caner sen şimdi evde olduğun için kardeş bu benim iksirden mutlaka yapman gerekiyor. Bakın arkadaşlar horoz ne kadar neşeli, ne kadar böyle kızarık kıçı başı. Bu neden? Bakımdan. Bu horoz 3 tane iş gördü ve daha kanadı eksik değil. Bu bakımdan arkadaşlar. Horozları böyle bilinçsiz atlatmak, ben ne yapmak. Bak dediğim gibi şu kılıftan mutlaka üst gagalı almanız lazım arkadaşlar. Bu yeşil de babasının 1/3 olsun yeter. Gene bunu böyle yaptığınız zaman ön bağlılıkları çıkar hayvanın. Sporcu gibi arkadaşlar. Uğraştırırsanız horoz olur. Uğraşmasanız olmaz. Nasıl hoşuna gidiyor kerantı? Şimdi ben bunu 25 derece ayarladım arkadaşlar. 25 dereceden sonra yerine koyacağım. Tabi bu böyle. Bu yaptığınız masaj vücut ısısıyla beraber üstündeki elimi sadece ıslatıyorum. Üstündeki şey kuruyacak böyle arkadaşlar. Gagayı da mutlaka güçlendirmek lazım. Sakız çiğnemeyi bilseydi sakız verecektik ama sakız çiğnemesini bilmiyor. Arkadaşlar bakın benim platform her zaman ayrı. Ben şunu söylüyorum. Ben horoz nasıl hazırlanır, nasıl indirilir, nasıl sağlıklı bir şekilde ben onun peşindeyim. Bu şekil aktarımlar, bu şekil videolar çekiyoruz. Çekiyorum yani öyle söyleyeyim. Bu aşağı yukarı yaparken şu elinizi mutlaka şöyle ibiğini oradan tutup bu şekil yapmanız gerekiyor. Horozun ağzı açık kalsın. Hmm.
Bu şekil hem nefes alır hem canı yanmaz. Fındığı verin arkadaşlar. Fındığı verin mutlaka. Her idmandan bir hafta önce de tavuk bindirin borozlara. Unutmayın arkadaşlar. Kasmasın. Çünkü çok iyi baktığınız için kasar. Evet. Ödülünü de verelim keratanın. Ödülünü de verelim. Fındığını. Ceviz fazla vermiyorum arkadaşlar. Fındık veriyorum genellikle. Fındık olması olmaz Sint orozunda. Dediğim gibi idmanlarda mutlaka gagaya o gagalığı takmanız lazım. Aşağı yukarı elimle beraber masaj yapa yapa kurudu. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir yerimiz var. Daha önceki videoda çektik. Burada görüyorsunuz. Şurada ısıtıcı lambamız var. 25 derece ayarlı. Burada normal lambamız var. Burada yeşil dediğimiz horozumuz. Burada kuruyacak. Böyle yarım saat, bir saat. Bir saat sonra yerini alacağız hayvanı. 25 derecede burada. Termostattı bu. Şurada. Evet. Bu da dikkat ediyorsanız çok konuşuyor. Bu da 2-300'ün onun babasının oğlunun oğlu. Bu horoz da Mart 21 yavrusu. Oğlum elseyem bittik. Mart 21 yavrusu. Geçen bir kaldırdık. Yani millet övüyor ya. Yok çok iyi falan. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer sıhhatlı sağlıklı inerse horozumun kilosu 2500 şu an. Tamam mı? Mart yavrusu, Mart 21 yavrusu. Sıhhatlı sağlığı inerse, Allah kısmet ederse kilosunun baş horozu olacak. Hani vurduğu el tertipli, sistemli vurduğu el karteli. Çok muazzam el vuruyor. Eli çok büyük. Çok büyük eli var. İnşallah bozulmaz hayvanımız da. Böyle bir göreyim dedim. Merak ettim yani. Bunda 2-300'lük var. Escobarlık var. Taşçılık var. Meşhur küllüler var. Kıbrıslılık var. Var da var. Bunda da yok yok. Öyle söyleyeyim. Bunun da aynı şekilde ayaklarını yıkayalım güzelce, temizleyelim. Horozlarımıza bakarsak olur, bakmazsak olmaz. Bunu da koşu bantına ufak ufak alıştırıyoruz. Koşu bantına şöyle koşsun. Bu daha bebek bu. Ama çenesi hiç durmuyor. Dur oğlum. Dur oğlum. Çenesi hiç durmuyor. Çok konuşuyor. Gevşek. Bu dedesi öyleydi bu. Dur oğlum. Dikkat ediyorsunuz. Bacakları da kart bacağı gibi. Benim taşçıların şeyidir böyle bacaklarım. Pullu olur. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Benim taşçıların bacakları görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle pullu olur. Kart bacağı gibi bacakları var. Biraz koşu bantında koşsun. Arkadaşlar bu haftalık da bu kadar. Gene sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışırız bildiğimiz konular hakkında. Herkesin pazar gününü kutlarım. Ailesiyle neşe ve mutluluk içerisinde geçirmesini dilerim. Görüşmek üzere.